Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Hicri yılbaşı ve hicret. Hicret yani göç anlamı geliyor günümüzde. Hemen her peygamberin başına geçen bir olay hicret, göç. Vatan terk edip başına dön gitmek. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri son peygamber. 40 yaşında peygamberlik verildi kendisine. Mekke-i Mükerreme'de orada doğdu, orada büyüdü. Hayatı çok garip geçti. Yani son peygamber, Hatim-ül Enbiya, Allah'ın Habibi, Cehali. Hayatı çok garip geçti. Yetim dünyaya doğdu. Yetim geldi. Babası hiç görmedi. Annesinin hepsini kaybetti bunları. Amca yenge elinde kaldı böyle. Gençliği çok yoksul fakir geçti. Sonra evlenince elhamdülillah 25 yaşında Hatice validemiz, Allah'ın razı olsun, onun sayesinde Rabbim onu bir sebep kıldı. Biraz rahatladı biraz böyle. Ama tabi peygamberlik görevi çok güç dünyada. Yani manevi olarak en yüksek makam. Fakat maddi olarak da en sıkıntılı, zahmetli, çileli bir meslek diyelim benim. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri peygamberlik verildi. Tabi kimlere davet edecek? Mekke halkına. Hepsi müşrik ama. Hepsi müşrik. Allah'a şirk koşan yine böyle. Putlara tapınan. Çok şarap içenlere böyle. Alkolik hepsi böyle. Leş yiyenler, hayvan leş yiyenler. Hayvanın kanını içenler, öz kuzunu diri diri gömenler böyle. Her şey onlarda böyle böyle. Ahlak diye bir şey yok onlarda böyle. Yarı vahşi. Düşünün ki öz kızını diri diri gömüyor. Öz kızını böyle. Diri diri gömüyor böyle. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri öyle bir topluma peygamber gönderildi. Mesela önceki peygamberlerin çoğu Hazır'a gittiler. Önce peygamber gelmiş, müminler çok. Peygamberimiz sıfırdan başlıyor, sıfırdan başlıyor böyle. Hem dünyanın en vahşi bir toplumunu. Zaten yetim geçti çocukluğu, gençliği garip geçti, boynu bükü geçti, yoksul geçti. Biraz rahat erdim derken, peygamber olunca çilelerin başlığı böyle. Peygamberimizin iki tane destekçisi vardı en çok fazla peygamberimize böyle. Bir amcası Ebu Talip amcası. Onun evinde, elinde büyüdü. Amcası Kureyş'in reisi, başkanı olduğu için İman edemedi peygamberimize. Yani bir yeğeni eline büyüyen bir yetim. Bir Kureyş'in reisiyim diye bir onur benlik yaptı. Peygamberimizi sevdiği halde onu korudu. Onu koruduğu halde iman edemedi ama. İkincisi peygamberimizi destekleyen Mekke-i Mükerreme'de eşi, zevcesi Hatice-i Kübra validemiz. Hatice-i Kübra validemiz. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne her açıdan destek, her açıdan böyle. Hem eşi hem her şey Peygamberimizin böyle. Ama tabii kader, çile bitmiyor dünyada Peygamberimiz bitmiyor sonuna kadar böyle.
10. yılda peygamberliğin amcası Ebu Talip önce. O öldü böyle. O ölünce Kureyş'in reisiydi. Bir ağırlığı vardı. Otoritesi vardı. O hayattayken peygamberine saldıramıyordu müşrikler. O öldü. 3 gün sonra da Hatice validemiz o dönem böyle. Vefat etti. Kureyş'in başına Ebu Leheb geçti. Ebu Leheb denen kafir mü'ün. Artık peygamberimize Mekke mükerremede görev yaptırmadı peygamberimize. Baskı, zulüm, hakaretler, taşlama. Taif'e gitti. Kaldı, bir ay orada kaldı. Döndü gene Mekke'ye geldi. Ancak geceleri falan böyle gizlice daha ziyade yabancıları davete başladı. Yabancı başka kabine girenler Mekke'ye mükerremeye. Araplar hac yaparlardı cahili zamanda da. Tabi haccın her şeyi yitirilmiş, kaybolmuş. Artık kendine göre işte Kabe'ye tavaf ederlerdi hac mevsiminde. 11. yılda nübüvvetin 11. yılında Peygamber Aleyhisselam uyumuyor tabi geceleri. Şimdi bir anne, sonra baba, evladını rahatsız görsün, uyuyamam. Peygamberlerin de ümmeti olan şefkat ve merhameti bundan çok ama daha fazla peygamberlerin böyle. Çünkü bir peygamber biliyor ki bu insanların sonu cehennem iman etmesine böyle. Bunun işi yanıyor böyle. Canı gönülden böyle. Yani bir görev yapayım diye, vakit doldurayım diye, bir program olsun diye, efendim, karana çıkayım dedi mi tabii böyle, böyle. Şimdi karana çıkılıyor, tabii bir ücret alınıyor karşılığında, para alınıyor karşılığında. Program yapma böyle, böyle keyfi böyle, oturuyor yerine konuşma diye mi tabii böyle. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri çırpınıyor böyle. Çırpınıyor böyle. Düşünün ki mesela bir deniz kıyısında pikniğe gitmişler bir aile. Çocuğun biri düşmüş suya ufak çocuk böyle. Çocuk çırpınıyor ölmek üzere, boğulmak üzere. Annesi görüyor ama suya giremiyor. Dövünüyor, bağırma, çağırma başlıyor kadın. Yutunuyor kadın böyle. Peygamberimiz bu şekilde alıyor. Uyku girmiyor gözüne böyle. Her şeyi sineye çekiyor böyle. Her şeye sabrediyor. Bir insanı kurtarmak için böyle. İşte 11. yıl. 13 yıl geçti Peygamberimiz Mekke'de. Bir gece Akabe mevkiinde Peygamber giderken gece arasından sonra karşısına bir grup insan geliyor. Karanlık tabii. Işık yok o zamanlar. Yaklaşınca Peygamber'e sonra kimsiniz sizler? Medine'den gelmişler hacca yani. O gün şartlara göre, koşullara göre. Oturur musun biraz, konuşalım biraz? Oturalım dediler böyle. Otururlar. Tabii peygamber, canı gönülden vardı. Anlatamayız peygamberimizin durumunu da tabii. Anlatamayız da böyle. İşte artık canı gönülden böyle kurtarmak için onları otururlar. Önce sonra Kur'an okudular, ayet-i kerimelere böyle. Yani gecenin karanlığında, ıssız bir anda, sessiz bir şekilde bir peygamber okuyor Kur'an'a, peygamber böyle. Her kelimesinin üzerine dura dura böyle, kelimesi dura dura böyle. Anlamına göre, o aleme girerek o fiil okuyunca bir manevi hava oldu şimdi orada. Baklar o Medine 6 kişi üzerine Allah bir değişik bir atmosfer böyle. Farklı bir alem böyle. Sonra Peygamber'le sohbet etti. Tabi ona sohbet açıklaması Kur'an-ı Kerim'in. Sonunda kendini arz etti. Rabbim bana da peygamberlik verdi. Yani ben de aciz bir kulum ama
Rabbim böyle dilemiş. Bana bu görevi verdi. Sizi davet edelim. Allah bir cümle cahil bana davet etti. Beklenmeyen bir olay onlar için bu böyle bir şey. İlk defa duyuyor hayatlarında. Allah bir cümle cahil böyle. Putlar taş parçaları. Bunu çekici kır. İş yaramaz. Yani. Kendini kurtaramaz. Bir bakıştılar. Bir de bir sor bakalım. Aramızda konuşalım bakalım. Konuşalım bakalım. Konuştular. Karar verdiler. İslam olmayı mı derler. Elhamdülillah. İlk kişi Medine'den 6 kişi bunlar böyle. İlk Müslümanlar böylece. Bunlar o gecenin karanlığında kelimeşleri getirince peygamberle beraber biz de bunu anlayamayız, anlatamayız muhteremler. Nasıl bir manevi hava oldu. Ruhsal bir zevk, manevi feyiz böyle. Tabi o anda da bunlar sahibi oldu ama. O makama çıktılar. Yani. O anda sahibi makamına çıktılar, sahabe. Böyle. İmanları coştu böyle. Allah aşkı için yaktı gönüllerini. Dediler ki, ya Resulallah biz kaldık burada Mekke'de. Kim ayrılmak ister buradan böyle? Hayır, hayır. Burada kalmayın böyle. Dönün Medine'ye. Dönün Medine'ye. Orada insanları iman, İslam davetine adam bakalım bu şekilde. Peygamberimiz biliyor Aleyhisselam'ın muhteremler. Mekke'de doğacak son peygamber. Oradan göç edecek Medine-i Münevvere'ye. Peygamber gibi bir iman böyle. Ama vaktini belirleyen Mevlam tabi. Dedim bunlar Medine-i Münevvere'ye 6 kişi ama aldıkları peygamberimiz aldıkları bir ruhsal feyizle, manevi hazla böyle. O enerjiyle diyelim böyle, enerjiyle aldı ki durmadan Medine'de derler. Durmadan insanları daha evli gizli tabi davet ama böyle. Ev sohbetleri yaptılar böyle, ev sohbetlerinde. Kim daha müsaitse geceleri her bir arkadaşı var, akrabası var, kardeşi var, yeğeni var, amcası var. Daha direkt buna başladılar. Elhamdülillah bayağı bir Müslüman olma başladı. Ertesi yıl tekrar gittiler bunlar. 12 kişi oldular. Daha fazlaydı da 12 kişi gittiler Mekke'ye mükerremeye. Yine gece yarısından sonra Akabe'de yine buluşacak Peygamberimizle beraber. Onlar hepsi iman ettiler orada. Peygamberden biat aldı bunlardan. Biat deniyor. Biat sözleşme. Söz verme. Anlamına göre böyle. Bunda peygamber şu şartı koşuyor böylece. Allah Celle Celaluhu hiçbir şey şirk koşmama Allah-u Teala'ya. Allah bir. O'dur müktürün maliki. O'dur Rabbül alemin böyle. Yani Allah izin vermezse bir yaprak kımıldamaz muhtemelen böyle. Akarsu akmaz böyle. Yel esmez böyle. Karınca adım atamaz böyle. Her şey Allah'ın kudretinde, tasarrufunda böyle. Ona bir şey ortak koşmama, zina yapmama. O dönemde zina yapmayan azdı muhtemelen böyle. Ahlak mefhumu olmadığı için, haram diye bir şey bilmediği için yani bu şartı koş. Zina etmemek. Bir de sirkat, hırsızlık yapmama böyle. İftira etmemek kimseye. Bir de çocukları öldürmeme. Buna tabi söz verdiler. Peygamberimize dediler ki ya Resulallah bize ellere bir sahabeden birini ver. Yani hangi sahabe-i kiramda hangisi İslam'ı daha iyi biliyorsa o günün gelen ayetlerine göre. Bizi gönder, beraber Medine'ye gelsin de beraber İslam'a çalışalım orada. Peygamber bunlara verdi. Kim verdi muhtemelenler? Mus'ab bin Umeyr. Mus'ab bin Umeyr Hazretleri böyle. Mus'ab, gençti. Çok zekalı muhtemelen böyle. Fakat son derece sabırlı böyle. Kızma diye bir şey bilmiyor ama böyle. Son derece sabırlı, yumuşak ahlakı öyle bir kişi böyle. Onu ver yanlarına, gittiler bunlar.
Hazreti Musa Medine'ye gidince Bahteki bir gece toplantı oldu. 40 tane Müslüman olmuş böyle. 40 Müslüman. Yani 40'lar Medine'de. 40'lar. Hazreti Musa gidince Medine-i Münevvere'ye tabi çalışma daha hızlandı. Onun anlatış yeteneği kavmi daha fazlaydı. İslam'a çalışma daha hızlandı. Daha ortada canlandı. Yalnız iki engel vardı Medine'de. Üseyd ile Muaz diye iki kişi vardı. Sa'd bin Muaz yani. Sa'd bin Muaz, Üseyd iki kişi vardı böyle. Medine'ye hakim olan güçlü, kuvvetli, otoriteli kişi bunlar böyle şey. Bir gün Hazreti Musab'ın da bulunduğu bir yerde hurma bahçesinde oturmuşlar. Müslümanlar sohbet ediyorlar böyle. Üseyd duymuş bunu. Yani Mekke'den biri gelmiş, yeri bilin ortaya atmış diye öfkelenmiş, eline kılıcı almış, artık pürküdü böyle, şiddete geliyor böyle. Ona görünce toplantı halinde başladı, bağırmaya hakaret başladı. Herkes sustular. Hazreti Musab ayağa kalktı. Efendim, oturur musun sen biraz? Oturayım biraz bu şekilde. Biraz dinleyin bak. Beğenmeseniz tamam, şu beğenmeye deyin. Biz de bunu anlayalım ne olduğunu. Bir oturur musun böyle falan, buna bunu rica etti bu şekilde. Hazreti Musab'ın bu çok mütevazi ve tatlı dili, tevazu üstelik öfkeyi gider işte böyle. Böyle bir tepki böyle. Şimdi bir kadın bile oğluna bağırsa, gel buraya derse, geliyorum der ben. Oğlum gelir misin? Geliyorum der. Yani bir çocuk bile böyle annesinin hitabına göre tepki yapar böyle böyle. Hazreti Hüseyin de yumuşadı mı der böyle bir. Yumuşadı, oturdu. Ama tabi o anda İslam karşıtı böyle. Din karşıtı böyle. Bunların bu durumla karşı kendisi. Peki konu bakalım. Hazreti Musab elini besleyen çekti. Dilli ayetleri okudu. O güne kadar gelen ayetlerden, Kur'an'dan. Tabi o da sahibi olarak Resul'ün ağzından duymuş direkt. Böyle. Oradan almış tabi. Menbadan almış böyle. Almış. Öyle gayet Kur'an-ı Kerim'i kelime kelime böyle Mevla Kerem okudu. Sonra biraz sahabeden başladı. Peygamber duyduğu Kur'an'dan anlatmaya başladı. Üstelik bir değişim oldu. Dedi ki ilk okudu Kur'an'la dedi böyle. Tabi Kur'an başka, Üstelik'in sözü başka muhtemelen böyle. Kur'an Allah kelamı tabi böyle. İlk okuduğun daha var mı? Başka onların başka bir şey de var mı? Var. Okudu da başka, okudu bu şekilde. Peki ne yapma gerekiyor bu dine girmek için? Ne yapma gerekiyor? Bir kelime şahadı böyle. Getirir mi? Oluyor. Getirir kelime şahadı. Müslüman oldu muhteremler. Dedi ki, Medine'de bir kişi daha başlandı. Yani Sa'd bin Muaz. Teyze oğlumda ikisi aynı zamanda var benden böyle. Teyze oğulları. Medine'de bir kişi daha var dedi böyle. Sa'd bin Muaz teyzem oğlu dedi böyle. Onu buraya göndereyim. Eğer o da Müslüman olursa dedi, artık Medine'de İslam'da bir şey engel yok dedi böyle. Artık serbest çalışmadan sonra böyle. Gitti, dedi ki teyze oğlu, Sa'd Muaz'a. Mekke'den biri gelmiş, Musab adında. Allah oraya peygamber gönderen birisini göndermiş. İslam diye bir din var. Ben gittim, dinledim, sohbetinden bulundum, inandım ben dedim. Görüm inandı buna, ben Müslüman oldum diyor. Nasıl olursun? Bir de köpürüyor. Bak teyze oldu, biraz sohbet bakalım. Ben de. Bak, şimdi bu yumuşadı, ne işlemi ver İslam'ı tabi. Yumuşadı bana. Biraz sohbet teyze bak diyor. Sen de git, onu bir dinle. Ben anladım onun kadar, anladım sana diye. Bir onu dinle bakalım diyor, sonra karar ver diyor böyle. Ben ki dinlemen derken rica ediyor, gidiyor oraya. O da kılıç alıp geldi, hatta kılıç saplı yere böyle. Bir baskı olarak böyle sapladı. Hazreti Musab'ın bir ayağa kalktı, karşıladı. Tabi aynı tatlı değil.
aynı tevazu, böyle güzel bir karşılamayla, şeyle, güler yüzle. O da bir değişti tabii. Ona göre bir hal alıyor karşıki. Aynada insan, aynası insan birbirine böyle böyle. O da yumuşadı. Aynı şeyi onu yaptı böyle, sohbetini okudu. O da Müslüman oldu muhtemelen böyle. O da Müslüman oldu. Adeta gizlemeyin demiş. Sebebi çarşıda bak bundan sonra böyle. Ondan sonra sebeşle namaz başta cemaate başladılar. Yani Mekke'de kılınmayan cemaate namaz, Medine'de kılınmayan namaz. Ertesi yıl yine geldiler Medine'liler 75 kişi. İkisi kadın, diğerleri erkek. Akabe'de geldiler, peygamberle görüştüler. Tabii şimdi Medine'de Müslümanlar çoğaldı epey ama onlar tabi'in, sahabe değil onlara böyle. Onlar sahabeden din aldılar. Bunlar tabi'in, bak ikinci derece bunlara böylece. 75'i geldiler, yine Akabe'de buluştular, gece yani gizli geri buluştular orada. Dediler ki, ya Resulallah, derler Medine'ye gelsen derler buna, Medine'ye. Bak bu senin kavmin burası, çoğu akraban, amcaoğulları, şunlar, bunlar bu şekilde. Fakat bu imana gelmiyor bunlar. Sen yaz derler Medine'ye münevreye gel bana böyle. Peygamberden biat aldı o zamanlardan böyle. Dedi ki ben gelirsem oraya müşriklere saldırırlar. Savaşlar olur böyle. Din yolunda cihat olması gerekiyor. Ve oraya gelince de icabında savaş da olacak böyle. Peki söylüyor musun dedi böyle yani beni de korumak için icabında yani böyle her şeyi göze almayı bunlar söz verdiler. Peygamberimizi davet ettiler Medine-i Münevvere'ye böyle. Peygamber kabul etti bunları. Döndü bunlar. Bu olay Kurban Bayramı'ndan sonra oldu yani böyle. Zilhicce ayında oldu böyle. Bugün Zilhicce ayının son günüydü böyle. Bu sene. Bugün. Peygamber buyuruyor ki Eshab-ı Kiram'a şimdi oradaki Müslümanlara Müslümanlar Mekke'ye mükemmel Müslümanlar her biri sanki kılıcın kesiğine yürüyorlar. Böyle. Hepsi böyle baskı altında böyle. Dövülen, sövülen, öldürülen devlet yok. Kanun yok, mahkeme yok böyle. Gücü yeten, gücü yeteni eziyor böyle. Hep üşü bunlar. Onlar egemenler Mekke mükerremeye. Allah diyenin başını kesmeye kalkıyor bunlar. Böylece. Bu kadar muazzam bir baskı böyle. Gizli namaz kılıyorlar, gizli şey yapıyorlar. İstiyor ki onlar da böyle sebeş namaz kılsın inşallah. Bunu işte bunlar. Sebeş namaz kılsınlar böyle. Peygamber buyurdu eshabına. Eshab-ı kiram Medine'ye işte artık serbest böyle. İsteyin gitsin bakalım oraya. Ama toptan gitmeyin böyle. Toptan gitmeyin, göze batmayın. Böyle perakende gidin bakalım oraya böyle. İlk çıkan sahabe Hazreti Ebu Seleme radıhallahu anh'a. Ebu Seleme o kızı vardı, kızın adı Seleme zaten. Ebu Seleme, Seleme baba anlamına geliyor. Seleme'nin babası Ebu Seleme. Eşini aldı, kızını aldı, deveye bindi. İlk bu çıktı şimdi hicrete böyle. İlk muhacir deniyor buna böyle. Çıktı ama Mekke'nin dışında bunu gördüler müşrikler. Ne diyorsun? Şu yok. Ya bakalım. Medine'ye gidiyor. Kızın eşinin akrabaları eşi indirirler deveden. Kızı indirirler, sen giderir buna böyle. Ayırlar bunları hatta böyle. Bu gitti. Ondan sonra böyle ya gece arasında sonra gitti bazı öyle sıcağında güneşinde gittiler. Hazreti Ömer Hazretleri o açta gitti o böyle. Gündüz böyle. 20 kişi de yanında vardı. Kâbe-i Beytullah'a geldi. Tavaf etti. 7 şaft Kâbe'ye tavaf etti. Tavuk namazını kıldı. O kılıcını kuşanmış. Ben de Medine'ye gidiyorum dedi böyle. Arkamdan gelen varsa da gelsin de böyle. Ama kimse gitme arkasından da. O serbestçe gitti. Hep diyor sahabeler.
Tabi gidiyor ama evini satamıyor muhtemelenler. O dönemde para falan yok böyle fazla böyle. Devesini hepsini götüremiyor. Hayvanı götüremiyor. Evini satamıyor, şey yapamıyor. Daha önce parası olan parası tabii götürüyor yanlar böyle. Genelde fakir şehalleler. Hazreti Bekir de şimdi gitmek istedi. Hazreti Bekir'in Hazretleri de. Geldi ya Resulallah. İzin verirsen de ben de gideyim mi buraya. Peygamberimiz biraz durdu. Ya Ebu Bekir sen bir bekle bakalım biraz böyle. Umarım biz beraber edeceğiz. Beraber edeceğiz sana beraber. Öyle bir şey var mı ya Resulallah? Öyle bir ümidim var. İnşallah Peygamber'den böyle. Hastalık kaldı. Çok hasta, yaşlı bir kadınlar falan kaldılar böyle. Mekke'de böyle. Şimdi aslında bir lider, toplum lideri. Önce kendini güvenceye alır. Kendini güvenceye alır. Önce kendi gider, kendi güvenceye alır böyle. Bak Allah'ın Resulü, Allah güvendiği için ne yapıyor? Hep hesabını gönderiyor, kendi kaldı. Şimdi Medine'ye giden oldu. Medine'ye gidenler, muhacirler muhtemelenler. Oradaki Müslümanlar herhalde bunlara sahip çıkar. Medine Müslümanlar. Onlara Ensar deniyor. Yardım eden anlamına gelir. Ensar deniyor bunlara. Mekke'den bir muhacir geldi mi hemen bir bunu kapıyor. Onda karışık oldu bunlar muhtemelen. Kardeşlik oldu bunlar böyle. Lafla değil ama böyle. Nasıl kardeşlik oldu bunlar böyle? Her şey bölüştü böyle. Alıyor bunu, gelene birisi alıyor böyle. Bak, birisini alıyor, kardeşlik oluyor böyle. Bu ev benim evim diyor, yarısı senin. Bak, bak. İki odası ev, biri senin, biri benim böyle. Devenin yarısı senin, yarısı benim. Hurma yarısı senin, yarısı benim. Parasını çıkarıyor, yarısı senin bunu. Kardeşlik oldular. Yalnız bir dertler var ama diyenler. Şimdi Medine'ye giden, Mekke'ye giden Müslümanlar rahatlar çok orada böyle. Çok rahatlar böyle. Elhamdülillah. Medine halkı bunlara sahip çıktı. Mallan yarısı ortak ettiler bunlarla. Beraber namaz kılıyorlar, sohbet ediyorlar. İsteyen istediği gibi Allah'a zikrediği Mevlamızı sohbet ediyorlar. Rahatlar. Ama gönülleri kırık. Kalpleri yanık. Resulullah Mekke'de. Hem düşman elinde. Resulullah Aleyhisselam Hazretleri Mekke'de hem düşman arasında düşman elinde böyle. Olmayınca ne kadar rahat olsalar hatta cennette bir yoluna istemezler efendim. Sahabeler böyle. İlla ki Resulullah. Peygamberimizin bir sohbeti çok tatlı cennette muhtemelen böyle. Çok tatlı. Şimdi gelin Mekke'nin müşriklerine. Önceleri bunu önemsemedi Mekke müşrikleri, giden Müslümanları Medine'ye. Hatta bazıları sevindi bile. Onlara göre, yani gitsin şu pişik onlara göre böyle. Biz rahat kalalım diye böyle. Bazıları tereddütte, bazıları böyle memnun bile böyle. Ama sonra uyandı bunlar Mekke müşrikleri. Uyandı bunlar. Niye uyandılar? Medine-i Münevver'deki Ensar. Orada iki kabile vardı Medine'de. Evet, Hazreç'te iki kabile vardı böyle. Aslında aynı kökenden gelen kardeşti bunlar aslında bunlar. Evet, Hazreç, kardeşi bunlar. Tabi zamanla çoğaldılar, büyük kabile oldular. Aralarına fitne girdi. Düşmanına girdi bunlar. İki kardeş kabile arasına. Arada bir savaş oluyor böyle. Arada bir. Çok korkunç savaş oluyor böyle. Bizi gençler ölüyor böyle. Kadınlar dur kalıyor. Çünkü yetim anabalı ağlaşıyorlar. Devamlı arada bir savaş oluyor böyle şey. İkisi de iki kabile Arap kökeni yani böyle. Yani dinleri Arap böyle. Irkları Arap böyle. Kökenleri aynı dededen geliyorlar. Ama bunlara bu birleşim yetmedi muhtemelen bakın. Din birleşir muhtemelen böyle.
İslam Medine'ye güçlenen başlayınca, isim yayılınca, evlisinden hazırken de Müslüman İslam'a gelince bunlar karışamadılar böyle. Bir araya gelmezken bunları böyle. Hatta bir giderek yolda bir yol değiştirdi böyle. O evlisi bu hazırcı böyle. Yani yolda görünce yolunu değiştirirler. Birbirine selam vermezler, kelam vermezler, komşuluk yapmazlar. O kadar da açıkken düşman ki birbirlerine. Ama İslam gelince kardeşlik potasını eridiler muhtemelen böyle. Beraber toplanıyorlar, sohbet yapıyorlar, cemaat namaz kılıyor, omuzla namaz kılıyorlar. Bunlar birleştiler. Şimdi düşündüğüm Mekke müşrikleri, ona durum biliyorlar. Diler ki Medine'deki iki kabile birleşti. Büyük kabile bunlar ama böyle. İlk kabile birleşti. Mekke'ye giden Müslümanlar onlarla birleştiler. Bir güç oldu. Etrafta diğer kabileler var. Orada Müslümanlar oluyor. Onlar Medine'ye gelecekler. Dediler ki şimdi Mekke müşrikleri, eğer de buradan gelen Muhammed de dediler aleyhisselam. Medine'ye gider, onun başına geçerse, iş zor da bu sefer böyle. Neye zor? Mekke'nin can damarı ticaret böyle. Şam'dan böyle. Medine'nin Şam yolu üzerinde, abluka olacak bunlara. Bunların kafaları çalıştı ama biraz geç kaldı mıdır? Kararlı toplanmaya. Onların bir toplanma yeri vardı. Bir ev yani. Adı Beni Nedve diyorlar böyle. Bu aslında Kusay'ın eviymiş. Burada toplanmış bunlar böyle de. Ebu Cehil tabi baş çekiyor ama Ebu Cehil kafir oldu. O baş çekiyor böyle. Toplanlar ileri gelenler, Mekke'ye ileri gelenler. İblis, şeytanın başı yani İblis böyle. O da bunu haber alıyor. O da geldi, şeytan böyle. İnsan şekline girerek geldi böyle. Necdi Şehim dedi böyle. Necdi kabilesinin yanına bir yaşlı biriyim derken geldi. Temiz giyinmiş, üstü başı güzel. Güzel kudu konuşuyor. Konuşma söylenen güzel. Dedi ki, duydum ki dedi, işte böyle bir toplantı yapıyormuşsunuz. Ben de Muhammed düşmanım. Dedi, beraber kıralım bu da böyle böyle. Cin, şeytan, onlar insan içine girebiliyorlar muhtemelen. Cin, şeytan da böyle böyle. O da geldi şimdi buraya. Başladılar şimdi. Müzakereye başladılar. Ne yapalım? Nasıl önlem alalım bakalım? Ne yapalım şimdi? İlk söz alınan Ebu Bahtar denen müşrik söz aldı. Dedi ki, biz dedi, Muhammed dedi, bir yere kapayalım, zindana, yer altına. Karanlıkta olsun, havasız olsun, küçük bir delik kalsın. Oradan da bir ihbar atarız, örümcek kadar atarız kendisine. Orada bazı yaşayalım bu dediler böyle. Bunu hapsedin buna buraya, göndermeyin buna, gitmesin Medine'ye böyle. Şimdi şeytana baktı, tabi bu insan yanından ona baktı, ne dersin diye böyle. Yok, bu iyi değil bu durum böyle. Neden? Müslümanlar bunu duyunca, onu kurtarmaya çalışırlar. Bir de Müslüman olmayan Haşimiler var. Muhammed'in akrabaları var böyle. Onlar bunu sabredemezler, kurtarırlar böyle. Bu görüş iyi değil böyle. Daha başka bir şey bulmak yani böyle. Hişam diye biri kalktı, müşrik kalktı. O söz aldı. Dedi ki, Muhammed'i bir devrede bağlayalım, şöyle bırakalım. Ya aç, sus, çölde kaybolur, ölür gider. Ya uzak bir kabileye gider böyle. Buradan gitsin bu duvar. Şeytana baktılar, ya ne dersin? Olmadı yine. O dedi, başka bir kabileye giderse dedi, kabile halkını aldatır, kandırır, o inanırlar. Zamanla size de düşman olur bunlar dedi böyle. Bu da olmaz. Sıra Ebu Cehil'e geldi. O laf aldı. Bunu öldürelim biz dedi böyle. Şeytan tamam dedi. Bu söz hak doğru böyle. Bunu öldürelim. Ama kim öldürecek? Hasım yok şimdi. Öldürmedi. Kim öldürecek? Niye korkuyorlar? Peygamberimizin dedesinin babası adı Haşim'di. Onun için onlara Haşimi denir. Haşim denir böyle.
Haşimler çok kalabalık var böyle. O zaman da bir insan akrabası öldürüldü mü, eğer o kabilenin o hakkını arayamasa artık o kabile rezil oluyor böyle. Perişan oluyor böyle. Şimdi düşüncesi bu. Evet, henüz iman etmeyen haşimler var ama eğer Muhammed öldürülürse iş kan davasına, akrabalık şeyine dokunur, kana dokunur. Bu sefer derler, kim onu öldürürse onu öldürür bundan bunu kısasın. Peki ne yapalım? Ebu Cehil kafir çok cin fikri oldu. Ona bir çare buldu böyle. Dedi ki her kabirde bir adam olur, her kabirde. Genç bulalım böyle, başı bozuk bulalım böyle, evini saralım gece karanlığında, hepsinin vursunlar böyle. Kim vurdu belli olmasın böyle böyle. Dedi Haşimoğulları bütün kabileyle savaşamazlar bunlar böyle. Diyetler hazır bunlar böyle şey. Şeytana baktılar, çok doğru dedi, böyle yapma bakalım. Şimdi karar verildi. Akşamdan sonra peygamber sarılacak. İyice ortada kararınca, artık halk evine çekilince, evine baskın yapacaklar, yattığı yerden her kabileden biri genç kılını vuracak böyle. Karanlıkta ama. Kim vurdu tam belli olmayacak böyle. Cebrail Aleyhisselam geldi ya Peygamber muhteremler. Peygamber de olsa tabi gayb bilemiyor. Peygamber de olsa. Haber yok tabi şeyler böyle. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Muhammed, durum böyle böyle. Enfal 30 ayet-i kerimesini de getirin muhteremler. Oraya girmemişler konuya. Ve'ziyemkür diye ayet-i kerime başlıyor. Dedi ki Mevlam'ın emri sen bana elin başına yardımına çık. Ebu Bekir al. Medine'ye gidin bakalım işte böyle. Buradan göçün bakalım. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Salih Peygamber'in yanında kalırdı muhteremler. Bak öbür odada çağırdı. Ali gel buraya. Buyur ya Resulallah. Durun böyle böyle. Rabbim bana emir verdi. Ben Medine'ye sen bir yatağımı yat. Bir yatağımı yat böyle. Yani bakınca beni yatırdığını zannetsin der. Hazreti Peygamber ya Resulallah böyle. Ama korkmasam bir şey yapamaz ben bunu. Allah seni koruyacak bu şekilde. Hiç korkma böyle. Yat bu şekilde. Hazreti Ali yatağına yattı. Peygamber yeşil örtüsü vardı. Onu da üzeri örttü. Yattı oraya. Peygamberimiz Yasin ilk baştan ayet okudu. Topa kaldı böyle. Üfledi onun üzerine serpti. Tam abluk altında. Sıkı şekilde etten çevirmişler. Ardından böyle çarpıp geçti. Peygamber göremedi muhtemelen. Tavla göstermedi tabirinden böyle. Bunlar böyle müşrikler orada bekliyor daha böyle. Başka bir müşrik geldi oradan. Onlardan biri geldi. Dedi, ne duruyorsunuz böyle? Ne var? Baksana yüzüne tozulmuş yüzünüz böyle böyle. Her tarafı tozulmuş böyle böyle. O gece kim varsa orada peygamberi saran kuşadan böyle. Kime toz işaret etmişse hepsi böyle de geberdi. Hepsi böyle. Belirde ki hepsi geberdi onların böyle. Kendine geldiler, dediler ya biz uyumuyoruz. Baktılar, yatıyor iyi yatağında, o Peygamber Muhammed değil o dediler böyle. İşe girdiler baktılar, hastalık kalktı, tabi uyumuyor yatağında böyle. Hatta o anda muhteremler, hasta yatınca Peygamber'in yatağına, Allah Celal Celal Mevlamız, Cebrail Mikail'e sordu, ikisini Peygamber çağırdı. Cebrail Mikail'e. İkinizden biri, ömrünü öbürüne versin de biri ölecek. Kim kim ömrünü verecek? Hanginiz böyle? Tabi millet olsa vermek isteyeyim ondan böyle. Cebrail Aleyhisselam Mikail'e bakıyor. O verse ömrünü buna, bu daha çok kalsa. Mikail ona bakıyor böyle. Ömrü uzayacak. Bir türlü karar veremiyorlar böylece. Ben buraya ki bakın dedi benim Ali kulum benim Habibim yerine yatan yattı böyle. Ölümü göze alıyor onu yine böyle. Yine koruyun. Geldiler. Cebrail Aleyhisselam başlığında bir ayak üstüne böyle. Şimdi aslında tabii Allah katında bunlar yani dünya hiç mi Allah katında? Dünya böyle. Yani bir güneş
sistemi. Galaksilere mesela böyle. Gök, 7 kat gökler. Ne alem var böyle. Ne alem var böyle. Yani dünya denen bu gezegen bir zerre atom değil böyle. Atomun zerresi değil lan böyle. Allah katına böyle şey. Ama dünya imtihan alanı olduğu için yani iman zorunlu değil böyle. Ve zorunlu olsa iman kıymeti yoksa iman kıymeti yok böyle. Hava soğuma gibi olsa böyle. Baklar ki hastalığı yatıyor. O an dokunamadılar onunla. Haşim olduğu için dokunamadılar kendisine de. Ama Ebu Cehil orada, Ebu Leheb orada, Utbe Şeybi orada, azgınlar orada böyle. Ama bazı öfkendi bunlar şimdi. Nasıl kaçırdı ellerinden Muhammed'i böyle. Nasıl kaçırdılar, kaçırdılar böyle. Öfke, sinir, stres bunlar böyle. Birbirlerine böyle. Sen ben görmedin mi? Kaçtı ellerinden bu şekilde. Hemen oradan dağıldı. Aram başladı. İlan-ı Terbekiye Mükerreme'ye kimleri Muhammed'i Aleyhisselam Hazretleri'ni ölü veya diri yakalarsa 100 deve ödül. 100 deve. Ne demek? 100 tane deve. 100 tane deve böyle. Eline kılıcını alan, baltayı alan, eline kazma kürü alan o şeyler, bütün müşrikler peki arada bir eve verir böyle. Arıyorlar. Ama bulamadılar muhtemelen. Peygamber o gün saklandı bir yerde. Nerede kaldı bilmiyor bu. Ertesi günü öğle vaktinde Peygamber Ebu Bekir'in evine gitti. Öğle vaktinde. Mekke'de öğle vakti hayat durur böyle. Onun için o zamanlar böyle. Çok sık olduğu için. Gitti. Kapıyı vurdu. Kim o? Ebu Bekir benim Resulullah. Sen misin ya Resulullah? Açtı kapıyı. Buyur ya Resulullah. Hayrola böyle. Rabbim'in de izin geldi. Hicret işte bana. Ben de var mısın Ebu Haber? Varsın. Başta alama böyle. Sevinçten böyle. Resulullah'ı beraber hicret yaptı. O şeref. Böyle. İki devesi var. Bekir'in böyle. Özellikle beslemiş bunlar. Beslemiş bunlara böylece. O gün akşama doğru karanlık basınca mağara gittiler. Sevir Dağı var. Oradaki mağara böyle. Sevir Dağı böyle. Mekke'ye 5,5 kilometre güneydoğusu Mekke'nin. Yani bir saatte insan gider oraya kadar. Oradaki bir mağara böyle. Oraya girdiler. Gece sabah olunca Mekke'yi etrafı arıyor şimdi böyle. Mekke'yi bulamayınca etrafı arıyor bu şekilde. Bir grup belli. At deve üzerinde o Sevir Dağı'na gelmişler böyle. Bütün de aramışlar, bulamamışlar. Diyorlar ki burada bir küçük bir mağara var. Küçük mağara aslında derler. Bir de buraya bakalım böylece. Burada olmasa acaba? Oraya geliyorlar. Oraya gelince Ümeyye bin Halef denen bir müşrik kâfir onların başıboş orada o grubun yani başı böylece. Diyorlar ki içine girin mi mağaraya? Bir kahkaha atıyor devletin. Siz aptal mısın be diyor. Ne oldu neden? Bakın Mevla muhtemelen böyle Mevla'nın bu şekilde böyle. Şimdi Peygamberimiz mağaraya girince Aleyhisselam Hazretleri Cebu Aleyhisselam secdeye kapandı. Ağladı. Allah'ım bana izin ver. Gideyim Habibi Ekrem'i ben bu akşam orada koruyayım mağarada. Bana izin ver. Mevlam buyurdu ki ya Cebrail'im sana ihtiyaç yok böyle. En zayıf mahlukumu, en zayıf gönülce mahlukumu onu koruyacak. En zayıf. Nedir? Örümcek muhtemelen. Mevlam ona bir örümcek gönderdi muhtemelen. Peki mağaraya girdiği gibi zaten mağara kapısı küçük. İnsan eğilip giriyor böyle yani. Hayata girilmiyor. Mağara kapısı böyle. Bir örümcek geldi, hemen çabucak ağa geldi o zaman böyle. Ağa ördü ama tabii bir kat ince, şeffaf, işte çok görülüyor, yeni daha böyle. Rabbim emir verdi, yele, rüzgara, es bakalım bu tarafa. Esti, toz, toprak, ince kum getirdi böylece. O kalınlaştı, yoğunlaştı böyle. Diyorum muhtemelen böyle. İki de güvercin geldi çift, eşi, erkek dişi. Yuva yaptılar hemen ağzına. Yuva yaptılar. Bir de yumurtada bir dişi yumurtalar böyle.
Şimdi mağara kapısına geldiler. Derler ki buraya bakalım. Ümeyye bin Adile müşrik kafir. Hazreti Bilal'ın da oydu işkin yapan Hazreti Bilal'a. O da belirle geberdi muhtemelen böyle. Kalka güttü. Ya siz aptal mısınız be? Muhammed daha buraya gece geldi böyle. Baksana bu örümcek, örümcek ağ ermişler böyle. Eğer buraya girse bu ağ dağılırdı, kopardı. O arada güvercin uçtu. Baktılar bir de yuvası var. Bir de yumurtamıştı oraya buraya böyle. Yani burada olmaz dediler muhtemelen orada. Olmaz dediler. Hazreti Bey Sıdık Hazretleri de tabi onlara bakıyor böyle şimdi. Onlara bakıyor. Şöyle deve inip şöyle bir eğilip baksalar yine görecek falan böyle. Küçük mağara böyle, gizlenen bir yere böyle, görecek falan böyle. Hazreti Bekir şimdi böyle titriyor, ne yaparım acaba? Tabi ölecek önce, müdafaa edecek ama kurtaramayacak mı gitmeye kalacak böylece. Böyle ne yaparım titrerken Peygamber buyurdu. Ya Ebu Bekir, üzünlenme. La tahzen Allah me'ana. La tahzen innallah me'ana. Allah bizi beraber. Beraber. Üzülme bu şekilde. Bakalım düşün öbür taraf mağaranın. Bir baktım muhteremler. Öbür tarafı açılmış. Bir derya, deniz var böyle. Bir gemi, bir gemici. Karşıda yeşillik, hayaller ermeyen böyle, güzel bir yeşillik, bir alem böyle. Ne bu ya Resulallah? O gemi rahmet gemisi. O gemici Rıdvan, cennetin başı melek. Gördün cennet orası böyle. Ona buraya gelse dedi, biz de hemen cennet gidiyoruz. Cennet de buradan beri buyurdu. Üç gün kaldı Aleyhisselam'ın mağarada muhteremde. Üç gün kaldı mağarada. Burada aklımıza bir soru gelebilir burada. Bir peygamber miraca vardı önce, miraca gitti gökyüzüne böyle. Bir anda gitsin Medine'ye. Hayır muhteremler. Peygamber her yaptığı ümmet sünnettir böylece. Eğer peygamberler insan üstü yaşarsa o insan olamaz tabi insan ümmeti muhteremler. Olamaz böylece. Yani peygamber ne yapacak? Peygamberlikten faydalanmayacak. Mucizeden faydalanmayacak böyle. Normal insan gibi yaşayacak ki ümmet ona tabi olsunlar böyle. Göçesine icabı da böyle. Üç gün sonra da bir çıktılar mağaradan. Hazretleri böyle. Dört kişi ama böyle. Hazreti bir peygamber bir şeydi devede. Bir de bir kılavuz oldular. Kılavuz. Abla adında. Bir Amr diye Hazreti Bekir'in azatlısı kölesi vardı. Dört çıktı bunlar buradan. Normal yolunda gitmediler. Sahile gittiler. Kızılderenize gittiler bu şekilde. Kızılderenize sahile anlatıyor bunlar. Giderlerken yolda çok oluyordu yolda muhterem. Yolda böyle. Çok mucize oldu yolda tabii. Bir Suraka denen biri. Suraka denen biri böyle. Çok kısa geçeyim bunu inşallah. Etrafı haber göndermiş Ebu Cehil, bütün kabilelere, yolda kabilelere böyle. Muhammed diyor böyle ki, kim yakalarsa 100 deve ödül derhal böyle. Ölü diri. 100 deve. Halk koşuşuyorlar. Suraka da gidiyor böyle. Suraka da ün yapma o civarda böyle yani böyle. Öyle kişiymiş ki atına bile gidiyor. Peygamber yaklaşınca atı yere saplanmadan böyle, ayakları böyle. Anlı peygamberimiz bir şey yapamayacağını dedi ki ya Muhammed dedi ben seninle beraber geleyim ben sana seni koruyayım. Hayır sana gerek yok sana beni Rabbim koruyor böyle. Sen sonra gelirsin Medine'ye. Şimdi gelmiş peygamberimizin Medine'ye girişine Aleyhisselam Hazretleri'nin kızı verir biraz inşallah. Peygamberimiz Rebiyül'ün 8. Pazartesi günü Kuba'ya gelince böyle Kuba. Kuba köyde o zaman ayrı Medine kopuktu. Şimdi birleşti Medine ile. Kuba'ya geldi. Kuba'ya geldi.
Oraya birkaç orada kaldı. Cuma günü hatta Kuba Meşri yaptı. Peygamber Kuba Meşri'ni. Ama çatı yok böyle. Yani taş çamurlu karlı böyle. Biraz duvar öldü o kadar bu şekilde. Ama Peygamber yaptı Meşri, Kuba Meşri tabi. Cuma günü Medine halkına haber gönderildi ki Resulullah artık Medine'ye girecek, şehir merkezine girecek böyle. Medine'de bulunan o muhacirler, tabi canı gönülden Resulullah, onların gözlerinin hayallerinde böyle. Akabe'de Peygamberimizi biat edenler, Medine'liler, onlar keza, diğer Peygamberi görmeyenler, görmeyen gözler, hepsi böyle can günü bekliyorlar. Peygamber Cuma günü çıkacak Kuba'dan, 100 atlı geliyor Medine'ye karşılamaya. Böyle. Geldiler böyle, beraber çıkıldılar. Öğle vakti olunca, öğle namazı gelince, Peygamber orada döndü böyle, sol tarafa gitti. Bir mağara adı Ra'nuna diyorlar, Ra'nuna. Bir vadi yani böyle. Gelince, ilk cuma orada kılındı İslam'da, ilk cuma namazı. Hızbı okudu peygamberle. Ondan sonra artık binildi böyle peygamber deve üzerinde. Diğer sahabeler, karşılamaya gelenler Medine'ye geliyorlar. Şimdi kadere bakalım şöyle. Mekke halkı, müşrikler. Elle kılıç, balta, kazma, sopa. Resulullah'ı öldürmek için arıyorlar. Ölecekler böyle, sopa da vura deve de böyle. Mekke halkı böylece. Her tarafı arıyorlar böyle. Etraf kabileler onu arıyorlar böyle. Yüz deve almak için onların amaçları böyle. Onu yakalamak için, esir etmek, elini kolunu bağlamak için, öldürmek için. Medine'de halk yerine oynadı. Koptu burada Medine halkı böyle. Resulullah geliyor Medine'ye. Resul bize geliyor derken. Tabi haber geliyor. İşte Kuba'dan çıktı. Yoldan namaz kılıyor. Yaklaşık derken böylece, şimdi Veda denen yer var. Medine oraya giriş yapılır, çıkış yapılır o zamanlar. Oraya gelince artık bütün gözler muhtemelen böyle. Kimse kalmadı Medine halkından böyle. Kimse kalmadı böyle. Genç hanımlar kucağına çocuğu tarassalar böyle. Hastalar, yaşlılar, gençliler, kim varsa böyle, erkek kadın böyle. Yolda işte böyle, Resulullah geliyor böyle. O tekbir sesleri, o ağlayanlar böyle. Hele muhacirler böyle. Peygamber'in sohbetinin tadını alıp da ona mahrum kalanlar böylece. Gözyaşları hep dikenler böyle. Ağlayanlar, tekbir alanlar böyle. Resulullah'a yaşayanlar. O gün Medine halkı, Medine şehri tarihi bir gün yaşadı ama tek o gün yaşadı böyle. Böyle bir yaşadı böyle. Peygamber göründü şimdi. Tabi deve üzerinde Seyyid-i Veda'dan göründü. Oradan göründü. Şimdi Medine'ye geliyor. Tabi Medine'de ev yok. O zaman otel yok böyle, kalacak bir yer yok böyle. Resmi daire yok. Mutlaka birine kalması gerekiyor. Medine halkı ileri gelenleri çıktılar. Ya Resulallah bize buyurun. Bize buyurun ya Resulallah böyle. Yol boyunda kapı açık. Herkes yalvarıyorlar bize geldiğinden. Peygamberimiz eğer birine gitse, birini tercih etse, diğerine boynu bükülecek böyle. Belki de bir gizli kıskançlık olacak aralarında böyle. Bakın Peygamber diyor ki, ben deveme bağlıyım böyle. Devem Allah'a bağlayacak böyle. Devem nereye çökerse, oraya misal alacağım böyle. Kimseye kılmayacak bu şekilde böyle. Koştu ellerine. Deveye hangi otu seviyorsa onu Allah kucaklarına geliyorlar. Deveye onu gösteriyor böyle. Yani onlar da gelsin derken deve adı Kusva. Kusva devesi muhtemelen. Peygamber devesi. Bizleri iyi oluyor muhtemelen böyle ya. O deve de bir manevi sahibi peygamber. Üzündeki kişinin şahsiyetine haberi var ama böyle. O da fiil oluyor bundan yok. Deve peygamber. Hatta hurma kütüğü, kütük. Yani Medine'de kütük nasıl ağlamış kütük böyle. Ağlamış. Deve daha canlı var böyle. O deve şimdi bakmıyor böyle.
Yalnız başına böyle bir sağa, bir sola böyle. Öyle yapar. Ama bir yere bakmıyor böyle şey. O getiriyorlar, onu getiriyor, hiçbir yere bakmıyor böyle. Başına böyle sanki tehlil böyle. La ilahe illallah der gibi böylece. Başı bir sağda, bir solda böyle. Bir sağda, bir solda. Baklar ki bir yere bir kimse bakmıyor böyle. Öyle gidiyor değil mi? Geldi geldi, bir yere bir çöktü. Ama iki yere böyle indirdi. Başına yere indirdi. Orası boş bir arsa. Yarsa burası boş arsa dediler. Bekleyin bakalım. Sabredin bakalım böyle. Oradan kalktı eve. Kalktı. İstanbul'un metrolu Eyüp'te muhteremler, Eyüp Hazretleri. Adı Halid bin Zeyd'dir adı aslında. Ebu Eyüp denir kendisine. O da hemen yakın orada şimdi oraya yakın eve kendisine böyle. O da kapıyı açmış. Hanım da yanı başında. O da kapıda bekliyor ama çıkıp da bize buyur deme utanıyor ama. Yani Eyüp sana mı kaldı? Ebu Halid olsun böyle. Yani sana mı kaldı gibi böyle. Halk bana güler diye böyle. Ama peygamber aşkı sevgisinden iç yanmış böyle. Peygamber karşısına peygamber bakıyor böyle. Onun nuruna gark olmuş böyle. Kendinden geçmiş feyizinden böylece. Ama hayasından çıkamıyor böyle. Kapı açık kapı önünde böylece. Hanım da yanı başında. Demek ki çöktüğü yer Medine'deki meşrinin bulunduğu yer. Ramazan'ın muhtemelen bulunduğu yer böyle. Yani kapısını bunu çöktü böylece. Ona biraz yürüdü. Yani hemen sağda onun eviydi böyle. O evi ben gözümle gördüm muhteremler. 60 yıllarında böyle. Şimdi yok tabii yıkılırlar muhteremler böylece. İki katlı evde böyle. Altısı taştı. Üzerinde ağaçlar vardı. Kerpiçli böyle üzerinde böyle. İki katlı. O çok haraptı ama muhteremler. Yani Osmanlı bunu korumuşlar. Güzel korumuşlar. Fakat bu Suudiler böyle şeye bakmıyorlar be. Eski eserlere bakmıyorlar böylece. Yazık olmuş tabii. Çok haraptı böyle. İşte girilmedi bile. Kapı açılmıyor böyle. Büyük kapıydı. Kalın bir kapıydı. Ama kapı bozuk, yamulmuş. Bir hafif yamulmuş. İşte girilmiyor. İşte giremedim içerisine böyle. Evi gördüm herhalde o zaman. Oraya gelince devamlı çöktü muhtemelen. Deve çökünce hanımı Halid koş bak. Resulullah bize gelecek. Yani nasıl olur mu yani böyle bir şey olur derken böylece. Divara çöktü. Bir de yanağını böyle koyunca divarda kalkmaz muhtemelen böyle. Koyunca Halid ağlara koştu böylece. Bu yastırırken böyle. Eşini aldı içeriye. Oraya gelip yanımdanlar. Yedaya kalır yedaya böyle. Mimmen dar ne bileyim böyle. Mimmen dar. Mima Farsça misafir. Mimmen dar evin misafir Allah anlamına geliyor. Konuk edeyim evine be. Mihmen dar-ı Nebi Aleyhisselam Hazretleri böyle. Yedaya kaldı orada. Tabi önce Cebrail Aleyhisselam ile Peygamberimiz oraya hoş geldiler. Millete geldiler. Milak geldiler. Ev tabi küçük ama tabi. Bir kız oturuyorlar. Gidiyorlar diğerleri girerken bu şekilde. Namaz kılınıyor orada. Sonra meşri yapmaya karar verildi. Medine-i Münevvere'ye Peygamber Aleyhisselam Hazretleri gelmesiyle İslam'a yeni bir sayfa açılıyor. Hayır, açılıyor İslam'a muhtemelen. Yani gecenin karanlığı gitti. Mekke'deki karanlığı, zulümdeki baskı dönemi gitti böyle. Allah diyemeyenler açıkça okuyamayanlar böyle. Zulüm işkence görenler. O dönem kapandı. Medine'ye geldiler. Artık serbestçe muhtemelen. Cemaatle namaza kılınıyor. Sohbetler yapılıyor. İstediği gibi Kur'an-ı Kerim okuyor. Öğrencileri Kur'an örneğini öğreniyorlar. İslam tam yaşanıyor böyle. İslam uygulanıyor. Allah'ın hükmü, şeriat hükmü tabik ediliyor orada. İslam Mekke'de bir cemaat idi böyle. Azınlık bir cemaat böyle. Ezilen bir cemaat böyle. Aşağılan bir cemaattı Mekke mükerremede. Orada devlet oldu muhtemelen böyle. İslam devleti orada. Tabi orası hem de daha yakın olduğu için böyle Roma'ya o tarafa duruyor böyle. Hem de onun için beni takdir etmiş bu şekilde. Elhamdülillah. Tabi kısa bir zamanda Hayber, Mekke her taraf fetholundu. Yine kısa bir zamanda İslam üç kıta yayıldı muhteremler. Hazreti Ömer'in dönemine gelelim şimdi. Hicri yılbaşı olmasına gelelim hicretin şimdi. Kısaca inşallah.
Araplar müşriktiler. Yani canavardılar. Onların bir tarafı vardı. İbrahim Aleyhisselam dininin başına bağlıydılar böyle. Yani Arabiyle bağlı, Arabi aileler bunlar. Muharrem bundan bağlı bunlara böylece. Muharrem ondan yılbaşısıydı, birinci ayı böyle. Muharrem, Safer ve gidiyor bu şekilde böyle, Rabbi'ye böyle. Yalnız bir tarih başlangıcı yoktu, tarihin başlangıcı yoktu tarihin böylece. Bunun için sahabelerin çoğu yaştan bilmiyor, sahabelerin yaşları bilmiyor böyle. Yani şu tarih yok, başlangıcı yok. Böyle. Ne yapmışlar bunlar? Mesela bir kabilesi ölmüş. O bir tarih başlangıcı olmuş bir zaman için böyle. Ne zaman doğdun sen? İşte filan ölümünden 6 ay önce, 6 ay sonra neyse böyle. Böyle. İşte bir sel olmuş, bir savaş olmuş, kıtlık olmuş. Yeni bir olunca o tarih başlangıcı oluyor böylece. Tabii karma karışık bir şey oluyor bu şekilde. Sonra fil olay olunca, fil vakal olunca hepsine bastırıyor. Bu oluyor böylece. Sonra peygamberle dönemi başlıyor, nübüvvet diye, hicret başlıyor. İşte Bedir'den, Uhud, Hendek Savaşı, Mekke fethederken böylece tarih karışıyor. Hazreti Ömer döneminde İslam çok genişledi muhteremde. Üç kıtaya yayıldı böylece. Afrika'ya baştan başa böyle. Azerbaycan hep alınır böyle böyle. Ermenistan, Anadolu, yarısı anlaştı yukarı. İran tam fetholundu. İslam gayet güçlendi, İslam kuvvetlendi. Tabi resim yazışım oluyor, gönderiliyor. Ama tarih yok şimdi böyle. Atamıyor tarih ki böylece. Günü ayı belli. Şaban'ın 5'i. Hangi Şaban'ın bu şekilde? Sonra ticari anlaşması yapıyor, ticari işler yapılıyor böyle. Yok bu şekilde. Hasan topluluğu sahabeleri ona karar verildi böyle. Bir tarihi başlangıç olsun böyle. Yani Muharrem birinci yılbaşı, onlarda da vardım böyle. Ya bir mebdi tarih olacak böyle. Tarih başlangıç olacak böyle. Bu devam edecek böyle. Resim olarak olacak. Bu neye karar verelim dediler böylece. Bir kısmı Peygamberimizin doğumunu, bir kısmı işte Mekke'nin fethini böyle şu derken böylece. Fakat ondan sonra çoğunluk, ondan sonra eksiyle çoğunluk, hepsi böyle ittifakla karar verildi. Hicret. Hicret böyle. Yani Peygamberimizin doğumundan da bakana böyle. Üstün geliyor bu. Hicret ne oldu? İslam'ın karanlık dönemi kapandı. Zulüm kapandı. O zulüm karanlıklar bitti. İslam diye kurumu tanıdı böyle. Elhamdülillah bu sene yani 2015 olarak bu gece muhteremler elhamdülillah yılbaşı böyle. Gece yılbaşı bu gece muhteremler böyle. Yani sohbet denk muhteremler. Bu gece böyle. Bu gece aması var. Dün bunu bilmiyorduk muhteremler. Yani çoğumuz dün bunu bilmiyorduk muhteremler böyle. Hanımlar bilmiyordu dün bilmiyordum. Bilmiyordum onu böylece. Hristiyan yılbaşısı ayrı. Yahudiler bak, küçük devlet. Onların takvimi ayrı yılbaşı. Çin başı, Japon'un başka, Hintler'in başı takvimi var böyle. İslam yılbaşısı bu gece olduğu halde dün bilinmiyordu. Üç gün hiç bilmiyordu muhtemelen böyle. Ama Hristiyan yılbaşı olunca aylar önceden böyle. Aylar önceden böyle. Yılbaşı böyle. Yılbaşı çılgınlığı böyle. Noel babalar, vitrinler, süslemeler, tebrikler, şunlar, bunlar. Hindiler almak kesmeler. Özel yılbaşı mümkünleri, triangoları, biletler, şunlar, bunlar. Yani Türkiye son zamanlar İslam ülkesi 199 Müslüman diyoruz muhtemelen. Öyle inşallah. Ama Roma'dan, Londra'dan, Berlin'den farkı yok muhtemelen böyle. Yılbaşına gelecek böyle. İslam yılbaşısı muhtemelen böyle. Olduğu halde süre geçiyor muhtemelen böyle. Süre geçiyor. İnşallah muhtemelen sohbetten sonra böyle hepimiz yani telefon olanları arasında inşallah böyle yakınını, dostunu, yılbaşını bir tebrik etsin muhteremler böyle. Rabbim inşallah İslam'a hayırlı mübarek olsun inşallah muhteremler. Tabii günümüzde yine İslam alemi karanlıklara büründü şu anda muhteremler böyle. Ama kabahat bizde var tabii böyle.
İslam'a karşı çok yabancıydı muhtemelen böyle. Bir rahatlama oldu böyle. Bir bolluk oldu İslam aleminde. Hani petrol mühendisler çıkınca böyle bir rahatlama oldu, bir bolluk oldu böyle. Kala kala bir kuru bir namaz kaldı böyle. Yani İslam'ı bir kala kala bir kuru bir namaz böyle. Bak kuru diyorum böylece. Cansız. Cansız bir namaz böyle. O da araya sıkıştırı verme böyle. Yani cemaat giden bile ezan vakti girip hemen çıkıverme, kapıdan kaçıverme, iş yerine kılamada göre çabuk kılıverme, bunda azaldı bunlar muhtemelen böyle. Evet, adımı üstüm herhalde böyle. Ama yetersiz muhtemelen böyle. Bakın bir peygamber, sahabeler muhtemelen, sahabeler böyle. Din bize kolay gelmedi muhtemelen böyle. Ne çekti bu sahabeler muhtemelen? Ne çekti sahabeler, işkence, baskılar, zulümatları böyle. Sonra cihat yaptı, çöllerde böyle. O günün şartlarında, çöl havasında böyle. Yarı ağaç, yarı tok, denemler. Kuru ekmek, arpa ekmeğe, o da taş gibi güneş yanmış, kuru ekmek böyle. Denemler. Su var ama tulumda, deride. Kabuk deriden böyle. En aşağı 60 derece ısı çölde. En aşağı böyle. Deride o su ısınmış, 70 derece çıkmış. Kokuyorsun muhtemelen böyle. Onu da kana kadar eşeğmiyor suyu benim tabi böyle. Böyle yarış top ne yaptı böyle? İslam'ı yaymak için, İslam'ı tebliğ için böyle yatmaktan böyle. Öldüler, yaralandılar, sakatlandılar muhteremler, çağırsa muhteremler. Bir de kendimize bakalım, ne yapıyor İslam için? Ne yapıyor muhterem böyle? Evet işte efendim işte mevlüt olsa bir kandil akşamı onu dinliyoruz böyle. Oturuyoruz kanepeye muhtemelen. Sonra kanepeye muhtemelen böyle. Çay demiyor bu şekilde efendim. Önümüzde şunlar bunlar içiyoruz bu şekilde böyle. Böyle dinliyoruz. Ne o? Bu Müslümanlık muhtemelen böyle böyle. Ya muhtemelen. Muhtemelen Allah kuluna zulüm etmez muhtemelen. Allah kuluna zulüm etmez. Allah'ın bütün geri almaz muhtemelen. Kesin de böyle. Hayat-ı Kerem muhtemelen böyle. Ama dinden kopuldum. Hiç yaşamadım muhtemelen böyle. Bakın 6 kişi Medine'ye İslam yaptı. 6 kişi muhtemelen. Çekirdek bunlar böyle. 6 kişi böyle. Alacağım inşallah muhtemelen. Biz de inşallah İslam bilinciyle muhtemelen böyle. İslam şuuruyla muhtemelen. Bakınız ne kadar dünya malımız olsa dünya malımız böyle. Mal, mülk, makam, mevki, servet böyle. Ne kadar olsa olsun öldüğümüz an adımız oldu cenaze. Yolda öldük. Tabi kadası oldu. Hatta kalır mı bile öyle kişi böyle? Bakın ölmüş, ameliyat almıyor bunu böyle. Savcı gelecek. Öyle cenaze gördüm muhtemelen tabi kadasında. Hava yağmurlu, çamur. Üzerine bir gaz ökmüşler. Tabi o da uçmuş, ıslanmış. Çamur da tıkıyor muhtemelen. Bak böyle böyle. Bak muhtemelen. Yani ne kadar malımız olsa, kişinin makam, mevki, rütbesi olsa, yetkisi olsa, sevmeti de olsa kişinin böyle, kişi öldü, aldı, oldu, cenaze muhteremler. Ne gidiyor dünya, ahirete, dünyadan? Bir de kefen muhteremler. Bir de kefen muhteremler. Dünya malı böyle, madde olarak. Bir kefen gidiyor böyle. Kalanı kaldı muhteremler. Hepsi kaldı muhteremler. Ama Allah için ne yaparsak, bize haber kabre giriyor muhteremler. Bir de kabirden bakalım, kabirden bakalım. Öldük şu anda, kabirdeyiz şu anda. Öldük, kabirdeyiz böyle. Tek başına kaldık böyle o derler. Bizi gömdüler mezara, yüzünü topuk attılar, hep gitti, içine gitti. Hep içine gitti böyle. Tek başına kaldık, garip kaldık böyle. Karanlıkta kaldık bu şey böyle derler. Oradan bakalım, kişi ne yapıyor orada? Ah diyor, ah böyle, ağlamışım o dünyaya böyle. O kadar ev aldı, apartman aldı, şunu aldı, bunu aldı, koştu, koşuşturdu, tartıştı, kavga etti, gönül kırdı, haramdı, işledi, şunu yaptı, bunları yaptı, o kadar hırsla koştu, şu makama geldi, hırsla koştu. Hepsi bir hayalmiş, rüyamış muhtemelen böyle. Ona bakın muhtemelen böyle. Ona bakacağım. Ama Allah bir şey yaparsak, bize giriyor muhtemelen bir şey böyle. İnşallah muhterem cemaatimiz, hiç olmazsa bunu sakın ömrümüzü inşallah dine verelim diye böyle.
Bir insanı kurtarmaya çalışalım. Rabbim inşallah İslam'a bu mübarek hayırlı olsun. Latan Fatiha.